Efendim abi? Aynen öyle. Belinizden ip bağlayın ya. Haydırak gibi yaptı burayı. Ondan sonra kaymamak için burada ABS fren sistemi denemeleri yapıyoruz anasılsa. Mercedes bizden patent alacak. Yani. Tekmeler o zaman aşağıya. Elim hoca ona yanına adam çıkıyor. Gidiyor hoca. Devam. ASR, ABS, ESR. Süren çalışmanın ardından ambarımızın üstünü kapamayı başardık. Ön tarafta böyle bir destek yaptık. Bu desteği ön tarafa bir tane balkon çıkmak suretiyle daha da etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Şöyle devam edelim ve kuzey cephesindeki kapatma çalışmasını şöyle görelim. Evet. Ambarı çok şükür yağmura karşı korunaklı hale getirdik. Şimdi ambarın dış cephesinde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Elimizde kalan katranı dış cephede kullanmak suretiyle dış cepheyi birazcık güçlendirmek istiyoruz. Ambarın içine girelim. Kiremitle kapandıktan sonra burası gerçekten çok havadar oldu. Şu anda bu taraflar açık tabii ki.
Şunlar da kapanacaklar. Kedilikler açık, onlar kapanacak. Giriş tarafındaki açıklıkları kapatacağız. Ondan sonra burası güzel bir depo olarak hizmet vermeye başlayacak. Temizlik çalışmalarını da yapacağız içeride. Zımpara ve temizlik çalışmalarını yapacağız. Buralar temizlenecek. Bütün toz toprak dışarı çıkacak. Ondan sonra buralara raf sistemleri yapmak suretiyle hem çalışma için hem de depolama için uygun bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Umarım ortak çalışmalarımızla başarılı bir sonucu alabiliriz. Evet, ambarımızın artık restorasyon çalışmalarının kaba kısmını neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Bizim için önemli olan çatıydı. Malumunuz çatı bir yapının en önemli aksamı, çünkü dış etkenlere karşı onu koruyan en önemli birimi. Eğer bu birimi sağlam yapabilirsek, ki yaptığımızı düşünüyoruz, o zaman dış etkenlere karşı çok çok daha dayanıklı bir hale gelmiş olur ki uzun yıllar bize hizmet edebilir böyle olursa. Evet, ambarımızdan son gelişmeler bunlar. Yeni çalışmalarla tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.